İçinde bulunan P'nin kuvvetlerini bu şekilde yazabiliriz. X1'in içerisinde P var. X karede P çarpı P var. Yani P kare var. Dolayısıyla bunu çarparsak P'nin küpü olacak. P üssü 4'e tam bölünür dediğimiz zaman olmaz. Burada 3 tane P çarpılmış. Burada 4 tane. Bölemez. Buraya baktığımızda x3 çarpı x4 sayısı 3, 2 daha 5 yapar. Üsleri topladığımızda içerisinde P'den 5 tane vardır. P üssü 5. P üssü 4'e tam bölünebilir. Doğrudur. En alttaki bilgiye geldiğimizde burada x üssü 3 sayısı deniyor. İçerisinde P'den 3 tane var. Burada 2 tane var ama başka çarpan olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de ortak olmayan çarpanlar vardır. Tam bölünebilirliği kesin değil. Bunu da kabul edemiyoruz. Yalnız 2 olduğu için doğru cevap B'dir.